da Adıyaman'ın en büyük arıcılarından birinin misafiri olduk. Yaklaşık 500'den fazla arısı var. Aynı zamanda usta öğretici. Uğultusunu duyuyorsunuzdur. Sen kim var? Elimi içine soktum. Elimi içine soktum ki eldivensiz sıkıntılar var. Bala giriyor. Bak. Sanki ben hep bağlıyorum. Kıta içi var. Sıra içi ama ben arayı sıkıştırıyorum size de. Bak. Hafif duman vermemiz. Duman vermemizin sebebi. Şimdi duman verdiğimiz zaman. Arı tehlike. Önde durma. Tehlike var diyerek. Tehlike var diyerek. Bala gömülür. Bala gömülen arı da ısırmaz, saldırmaz. Hani ilk olur bir şey yapmaz ya. Yani. Gene de arı çok kısmasında yavru var. Ama arı sıkıştığı için farklı bir şeyde yavru var. Bir tatlı. Burada bahçı var mı ya? Tamam.
aşağıya yukarı çıktı. Arın güzel olmuş. Balarda aldığımız zaman şu şekilde kasalarda çadıra taşıyoruz. Çadırda olmaz bir tane şey seviyorum. Çadırda şu şekilde sürü alıyoruz. Sürü almadığımız zaman o balık çarpma imkanı yok. Hocam bu ne oluyor? Bu bal mı? Bu mu? Bu tabii bal mı? Sürü aldıktan sonra arkadaşlar görüyoruz makine boyu. Makinede de metres kaç kuvvetiyle bu bal çıkıyor. Gönderdiği zaman o hava duvara vurup duvardan tekrar tete. Şu olduğu için hocam da renk yaşı iyi gidiyor. Gönderiyorsunuz bal sağa sola uçuşuyor, düşüyor yani. Bak sen ölmüyor, bak ölüyor mu? Yavrum, sabah sağ. Balı süttünüz yavru ölmedi. Tabii tekrar bunu şeye veriyorum. Çünkü ezilmiyor ki. Tabii tekrar araya veriyorum. Ha larvalar mutlaka zarar görür. Bir kısmı. Ama kapalı yavru hayatta zarar görmez. Ondan sonra çıkan balımızı tekrar kurtaracağız. Süzüyoruz. Tekrar bu dinlendirme fazla atıp süzme yapıyoruz. Ben gidelim. Larvalar şu beyaz. Bunu tekrar geri götürüp araya vereceğim. Hayır, tekrar araya vereceğim. Arı devam ediyor burada da işine. Hayır. Çünkü arı 1 kilo petek yapabilmesi için ortalama 18-20 kilo baltık yetiyor. Süzme yaptığımız zaman arıya tekrar o peteği ödürtüyor. Burada ne oluyor? Bir tasarruf oluyor. Bir petekli balın da yani gerçekten bizim bu bölgede petekli bal diye bir şey vardır. Petekli balın vücuda herhangi bir ekstra faydası yok.
ekstra faydası yok. Bilakis vücut mide onu eritebilmesi için belli bir kalori harcıyor. Sadece peteğin işte mide ülserine, bağırsaklara hafif şeylere faydası var. Başka peteğin hiçbir faydası yok. Yani peteği bana önemsiz. Süzme. Ha bizim şurada bir şey var. Türkiye'de. Yani zannederler ki süzme yapıldığı zaman işte şeker patlıyor. Öyle de şerbet patlıyor. Onun için bir de tek süzmeyi önemsiz. Ama gördüğünüz gibi süzme bu şekilde. Aynı. Yani herhalde aynı. Hayır hayır. Ya. Kesinlikle bal. Yani şu anda şu bala biraz şerbet kat. Kesinlikle kabul etmez. İki gün sonra içkime yapar. Tenekele patlıyor. Hocam. Yani kabul etmez. Hocam petekli daha pahalıya satıyorlar. Daha ucuz. Tabii işte petekli. Bir, arı bir kilo petekli yapana kadar 3 kilo süzme yapar. 4 kilo süzme yapar. Çünkü dedik ya 18 ile 20 kilo arasında bal tüketiyor. Bu petekleri kullanıyor yine. Tekrar kullanıyor. Allah boşaltır. Ha ne yapıyoruz? Bunu mesela şu gözünü tanıtıyoruz ya. Şurada hafif bir yavru var ama peteğimiz eskimiş. Buna en öne veriyoruz. Bu yavru çıktıktan sonra ikinci bir kontrolde bu peteği alıp mum haline gönderip fabrikaya gönderip şimdi bu petek... Ama genelde bak yani olanları temiz petekler. Görüyorsunuz. Tabii. Bu en azından 2-3 sene daha bu petek kullanılır. Peki hocam bunu florası daha olan bir yere götürdüğünüzde yine buna bal atar mı? Ya bu yıl için. Şu anda tabii. Şu anda ben bir 10-15 gün sonra inşallah pamuğa ineceğim. İnşallah. Pamuğa indiğim zaman tekrar aynı şekilde balık olur. Şeyler de öyle bir hazır. Hayır. Herhangi bir şeyimiz yok. Tamam mı? Tamam. Bak işte merkez kaç kuvvetiyle? Duvara atıyor. Duvardan da aşağıya tekrar. Sen nasıl? Hocam, hocam,